mentioned, we are we are talking about Śrīla Prabhupāda's books. Śrīla Prabhupāda'nın kitapları hakkında konuşuyorduk. Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhāgavatam, Nectar of Devotion, Caitanya-caritāmṛta. Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhāgavatam, Adamanın Nektarı ve Caitanya-caritāmṛta. I need to just speak a little about Bhagavatam. Biraz Bhagavatam hakkında konuşmam gerekiyor. Before we move on to our next book. Bir sonraki kitabımıza geçmeden önce biraz Bhagavatam hakkında konuşmam gerekiyor. Because because Nectar of Devotion and Caitanya-caritāmṛta, more or less there, were taking for given that Krishna is Supreme Personality of Godhead. Çünkü Adama Nektar ve Caitanya-caritāmṛta, Krishna'nın Tanrı yüce şahsı olduğunu kabul ederek başlıyor. So, Śrīmad-Bhāgavatam has a theme or a purpose. Śrīmad-Bhāgavatam bir konusu var ya da bir amacı var. Many themes or purpose. Yani birçok konusu ve birçok amacı var. But one thing is that it establishes what is the absolute truth. Ama onlardan bir tanesi onun mutlak gerçeğin ne olduğunu ortaya koymasıdır. So param satyam dhimahi. It starts off, what is this param satyam? What is this absolute truth? Param satyam dhimahi, yani param satyamın mutlak gerçeğin ne olduğuyla başlar. And if we read the text of the Bhagavatam, then we hear about different features of the absolute truth. Ve Bhagavatam metnini okuduğumuzda, farklı niteliklerini görürüz mutlak gerçeğin. And Bhagavatam begins with that. Ve Bhagavatam bununla başlar. Tells us that this Vedantas tatvatidam tatvajyotkyan dhyam avyayam brahmeti paramatmeti bhagavaneti satyate. That this advaya gyan, this non-dual absolute truth has three features. İklimlerden özgür olan mutlak gerçeğin üç tane niteliği olduğundan bahseder. It's impersonal. Kişiseldir. It's localized in everyone's heart. Herkesin kalbinde bulunur. And it's supreme personality of Godhead. Ve Tanrı yüce şahsıdır. With many, many features. Birçok niteliği var. Therefore you read about the different incarnations. Farklı enkarnasyonlar hakkında okuyabilirsiniz. Well, ultimately it is the supreme personality of Godhead. Nihayetinde o Tanrı yüce şahsıdır. Who is Krishna. Bu da Krishna olduğu anlamına gelir. And Krishna is all of these things. Krishna tüm bu şeylerdir. Krishna is his incarnations. Krishna enkarnasyonlarıdır. Krishna is the super soul in everyone's heart. Krishna herkesin ruhundaki yüce ruhtur. And Krishna is also impersonal. Aynı zamanda da gayri şahsidir. Because nothing else exists other than Krishna. Çünkü Krishna'nın dışında var olan hiçbir şey yoktur. So the absolute truth is only just one. Mutlak gerçeklik sadece tektir. In fact, the absolute truth is everything. Aslında mutlak gerçek her şeydir. There's nothing else other than Krishna. Yani Krishna'nın dışında hiçbir şey yoktur. So, in one sense, we are also Krishna. Yani bir açıdan biz de Krishna'yız. In a sense. Ama bir açıdan. We are not fully Krishna, we are just Krishna in a sense. Yani sadece
Özümüz itibariyle biz Krishna'yız. Tam anlamıyla Krishna değiliz. And we're Krishna in the sense that we are Krishna's energies. Biz Krishna'nın enerjileri olmamız anlamında Krishna'yız. Krishna's marginal energy. Onun marjinal enerjileriyiz. So, it is not that the absolute truth is impersonal and then it becomes personal. Ve mutlak gerçek önce gayri şahsi olup da sonra şahsi hale gelmez. It's just that the absolute truth is the supreme person, this cowherd boy. Yani mutlak gerçek bu en yüce olan kişidir, yani o çoban çocuktur. And he displays different features. Ve o farklı özellikler sergiler. Which are all described in the Vedas. Ve tüm bunlar da Vedalarda açıklanır. So the Vedas talk about all of these things. Vedalarda tüm bu şeylerden bahsedilir. The Vedas talk about the absolute being impersonal. Vedalar aynı zamanda en yüce olan kişinin gayri şahsi olduğundan da bahsederler. It talks about the absolute truth being personal. Ve bu yani mutlak gerçeğin şahsi olduğundan da bahsederler. It says the absolute truth is Shiva. Mutlak gerçeğin Shiva olduğunu söylerler. It says the absolute truth is Ramachandra. Ve aynı zamanda mutlak gerçeğin Ramachandra da olduğunu söylerler. And it says so many other things. Ve bunun gibi birçok başka şey de. So they are, and they're all true. Ve bunların hepsi de doğrudur. The question is how do you reconcile all of those? Buradaki soru nasıl bunları bir arada anlayacaksınız? If they're all true, yani nasıl birleştireceksiniz? Then hepsi there doğruysa, must be a reconciliation of all of those things. Yani o zaman bunların bir sıralanışı, bir arada duruşları olmalı. And Śrīmad-Bhāgavatam is the only scripture that reconciles all of these things. Ve Śrīmad-Bhāgavatam da tüm bu şeyleri bir araya getiren tek metindir. And when you read Prabhupada's purports, then you see how Śrīla Prabhupāda nicely elaborates on this reconciliation. Ve Śrīla Prabhupāda'nın açıklamalarını okuduğunuzda Śrīla Prabhupāda nasıl bu bir araya getirişi uygun bir şekilde açıkladığını görürsünüz. So it's very important to recognize this because, you know, you may come across different scriptural statements and, well, they appear to contradict each other. Yani bunu fark etmek önemlidir. Bunun üzerine düşünmek önemlidir. Çünkü birçok farklı metinle karşılaşırsınız ve onlar görünüşte birbirleriyle çelişiyor gibi görünebilirler. But they are all factual. Ama hepsi de gerçeklere dayanır. The scripture is always true. Çünkü metinler her zaman gerçeği ifade eder. It's just a question of how are these statements reconciled. Sadece bu ifadeler nasıl bir arada anlaşılabilir? So Krishna reconciles, Śrīmad-Bhāgavatam reconciles all of these things. Ve Śrīmad-Bhāgavatam da bunların hepsini bir araya getirir. And the absolute truth is both personal and impersonal. Mutlak gerçek hem şahsidir hem de gayri şahsidir. And he has unlimited potencies. Ve sınırsız potansiyele sahiptir. And how contradictory qualities or natures exist in him. Ve birbirine çelişen nitelikler nasıl onda bir arada bulunabilirler? Is inconceivable. Bu da anlaşılabilir bir şey değildir. And that is the real conclusion of Śrīmad-Bhāgavatam's Siddhanta or philosophy. Bu da Śrīmad-Bhāgavatam'ın Siddhantasının yani felsefesinin gerçek sonucudur. Is that in reconciling and understanding what is the absolute truth? Yani o mutlak gerçeğin ne olduğunu anlamak için bütün bunları bir araya getirir. You have to use this philosophical instrument. Felsefi enstrümanı kullanmanız gerekir. Of simultaneously oneness and difference. Aynı anda hem aynı olma hem de birbirinden farklı olma felsefesi. I mean there's a lot there. Birçok şey var bununla ilgili söyleyecek. And but I'm not going to get into a discussion on Bhagavatam philosophy. Ama Bhagavatam'ın felsefesi üzerine bir tartışmaya girmeyeceğim. I just wanted to point out how Bhagavatam so nicely reconciles all of these things. Ben sadece Bhagavatam'ın nasıl tüm bu şeyleri güzel bir şekilde bir araya getirdiğinden bahsetmek istedim. And so
when we are talking about bhakti rasamrita sindhu, bhakti rasamrita sindhu'dan bahsettiğimizde, which is the handbook on bhakti, bu aslında bhakti'nin el kitabıdır. So basically up to now we've talked about, okay, Krishna is the goal. Şu ana kadar biz şundan bahsettik, tamam, Krishna amacımız. Now, how do we get there? Peki bu amaca nasıl ulaşabiliriz? How do we practice bhakti yoga systematically? Sistematik bir şekilde bhakti yogayı nasıl uygulayabiliriz? So, nectar of devotion is just that. Adama nektarı tamamıyla bununla ilgili. But nectar devotion doesn't prove Krishna's divinity. It already starts with that. Ama adamanın nektarında Krishna'nın ilahiliği kanıtlanmaz. Zaten öyle olduğunu kabulle başlanır. It's the nectar devotion. It's already concluded that Krishna is the supreme personality of Godhead. Yani adamın nektarında zaten Krishna'nın tanrıca şahsı olduğu kabul edilmiştir. It's already concluded that the goal of bhakti yoga is to reach him. Ve bhakti yoga'nın amacının ona ulaşmak olduğu da açıklanmıştır. In nectar of devotion, it's concluded that Krishna has eternal associates, perfect associates. Ve adamın nektarında Krishna'nın ebedi olan ve mükemmel birliktelikleri olduğu da kabul edilir. And that Krishna is eternally in association with those devotees. Ve Krishna'nın ebedi bir şekilde bu birliktelinde olan kişilerle birliktelik içinde olduğu da kabul edilir. So this is all like, it's already a given, it's already a fact. Ve bunlar hepsi halihazırda kabul edilmiştir ve bir gerçek olarak görülür. And the composition of this book is, of course, it is Rupa Goswami's work. Bu tabii ki Rupa Goswami'nin bir çalışması ve bu metnin kompozisyonu. And we need to speak a little about just who Rupa Goswami is. Birazcık da Rupa Goswami'nin kim olduğuna değinmemiz gerekiyor. Rupa Goswami is a eternally liberated soul. Rupa Goswami ebedi olarak özgürleşmiş bir ruhtur. And it's a very interesting how eternally liberated souls come into this world and the type of pastimes that they play. Ve bu ebedi olarak özgürleşmiş ruhların bu meşgalelerin içinde yer almak için bu dünyaya nasıl geldikleri de çok ilginçtir. Because even though he was born in a family of Vaishnavas. Çünkü o bir Vaishnava ailede doğmuştu. Doğmamıştı. He accepted employment for in the court of this Nawab Hussein Shah. Yani doğmuştu ve Nawab Hussein Shah'ın mahkemesinde bir pozisyon kabul etti. He was the king of Bengal and Orissa and that whole area of India. Yani Bengal'in ve oradaki o tüm bölgenin kralıydı bu kişi. He was under the governance of the emperor of India. Ve o da Hindistan imparatorunun hükümdarlığı altındaydı. And that varied a lot up until sort of his time. Yani bu zamana kadar bu birçok çeşitlilik gösterdi. There was Akbar's father, whose name was Akbar'ın babası vardı. Onun ismi de şöyleydi. Anyway, I forget. Neyse, unuttum. During Akbar's reign, it was a very long period of stability. Akbar yönetimi döneminde çok uzun bir süre bir istikrar sağlanmıştı. That was during and after Rupa Goswami's time. Bu da Rupa Goswami'nin zamanına kadar devam etmişti. And then Akbar's grandfather's name also. Yani onun dedesinin adını da unuttum. You can't see. Bakabilir misin? There's no internet here. Oh. İnternet yok. It'll come to me in a minute. So in any case, he and his brothers o ve onun erkek kardeşleri
Sanatan Goswami, Anupam. Sanatan Goswami ve Anupam. They also took up employment. So Rupa Goswami was acting as treasurer and so on of this Saint Shah. Onlar da aynı hükümette çalışıyorlardı, pozisyonlar almışlardı. Ve Rupa Goswami de hazineden sorumluydu burada. Sanatan Goswami was his prime minister. Yani Sanatan Goswami de başbakan pozisyonundaydı. So they were the kingdom was ruled in northern Bengal in a town called Ramakeli. Ve Ramakeli denilen bir şehirdeydi Kuzey Hindistan'da. And their nephew, meaning the son of their brother Anupam. Yani onun yeğeni Anupam'ın daha doğrusu oğlu. Was Jiva Goswami. O da Jiva Goswami'ydi. So Rupa Goswami, at a certain point, he, under Chaitanya Mahaprabhu's guidance, he gave up really kingly opulence that they had. Ve Rupa Goswami de Rab Chaitanya'nın rehberliği altında gerçekten krallara yanaşır bir zenginliği geride bıraktı. And he went to Vrindavan. Ve Vrindavan'a gitti. They had met Chaitanya Mahaprabhu on Lord Chaitanya's first attempt to go to Vrindavan. Yani onlar Rab Chaitanya ile Rab Chaitanya'nın ilk Vrindavan'a gitme teşebbüsü sırasında karşılaştılar. Remember Chaitanya Mahaprabhu in the last 24 years, in the last 18 years of his life, he's living in Puri. Hatırlarsanız Chaitanya Mahaprabhu hayatının son 18 yılında Puri'de kaldı. Anyway, last 24. Her neyse, yani 24, son 24. Because he was based in Puri in any case. Yani her şekilde Puri'de bulunuyordu. Yani Puri'de. Even though he traveled all over India. Yani bütün Hindistan'ı geziyor olmasına rağmen. And from Puri he wanted to go to Vrindavan, which is in northwestern India. Ve Puri'den de Vrindavan'a gitmek istiyordu. Bu da kuzey doğuda So he also went to this Ramakeli. Ve sonra o Ramakeli'ye de gitti. And he met Rupa and Sanatan there. Rupa ve Sanatan da orada buluştu. And interestingly from there he returned back to Puri, he didn't continue on. Ve oradan Puri'ye döndü, devam etmedi. Babur is the father. Babur is the grandfather. Okay. None of them opened, so. Babur is the grandfather. Babur onun dedesiydi. Humayun is that? Humayun. Okay. Humayun is the father. Yes. There were Mughals, actually. They're phenomenally brave people. Onlar Moğollardı aslında ve fenomen bir şekilde cesur insanlardı, fenomenal. Very good, very good fighters. Yani çok iyi savaşçılardı. Anyhow. Her neyse. Rupa Goswami then, it's one example that Śrīla Prabhupāda often uses. Rupa Goswami, Prabhupada'nın bu sıklıkta kullandığı bir örnek. He retired. And the Prabhupada uses an example of how he distributed his wealth. Rupa Goswami emekli olduktan sonra zenginliğini nasıl dağıttı? Örnek olarak hep Prabhupada tarafından veriliyordu. Now he had a lot of wealth. Onun çok büyük bir zenginliği vardı. So he gave 25% to his family members. O bu zenginliğin %25'ini aile bireylerine verdi. And 50% he gave for the to brahmanas, to devotees, for the service of Krishna, in short. Ve %50'sini de brahmanalara ve adananlara verdi, Krishna'nın hizmetinde kullanılması için. And 25% he kept for emergency. Ve %25'ini de acil durumlar için bir kenara ayırdı. Although we never really read of his using those funds for anything. Ama biz onun o %25'i herhangi bir şey için kullandığını hiç okumadık. So the Prabhupada really tagged into this 50%. Ve Prabhupada'nın belirtmek istediği şey aslında bu %50'ydi. And if you read Prabhupada's books, if you read Prabhupada's conversation, he talks about grihastas giving 50% of their income
for Krishna service. Ve Prabhupada'nın kitaplarını ve onunla yapılan konuşmaları okuyacak olursanız, o her zaman griyastaların gelirlerinin %50'sini Krishna bilincinde vermeleri gerektiğini belirtir. Granted, it's a tall order. Yani tabii ki iyi bir maaş gelir varsa. And Prabhupada also sort of said other things. Prabhupada bununla ilgili başka şeyler de söyledi. But this example of Rupa Goswami comes up repeatedly as sort of an aspiration. Ama Rupa Goswami'nin yani örneği her zaman ilham verici oluyor bu konuda. Okay, Rupa Goswami came to Jagannath Puri on two occasions. Rupa Goswami iki olayda Jagannath Puri'ye geliyor. And when Lord Chaitanya was already resident there. Ve o geldiğinde Rab Chaitanya orada oturan bir sakindi, orada yerleşmişti. And he also met Chaitanya Mahaprabhu at Prayag. Ve Prayag'da Chaitanya Mahaprabhu ile buluştu. Where he got instruction for a whole week. Ve bir hafta boyunca ondan talimatlar aldı. Lord Chaitanya personally instructed him. Rab Chaitanya kendisi ona talimatlar verdi. This is very interesting. You can, you know, when we read the Bhagavad-gītā, here's Krishna speaking to Arjuna, and he's talking for an hour. Yani bu çok ilginç. Çünkü Bhagavad-gītā'da Krishna'nın Arjuna ile konuştuğunu görüyoruz ve bu bir saat sürüyor. Prabhupada says 45 minutes. Yani Prabhupada bunu 45 dakika sürdüğünü söylüyor. So, it's a brief conversation, and then the Mahabharata war continues. Ve bu kısa bir konuşma oluyor ve ondan sonra Mahabharat'ın savaşı devam ediyor. Or rather it begins. Daha doğrusu savaş başlamış oluyor. But here's Chaitanya Mahaprabhu every day from sunrise to sunset instructing Rupa Goswami. Ama bu durumda Rab Chaitanya güneşin doğumundan batımına kadar her gün boyunca, her gün yani Rupa Goswami'ye talimatlar veriyor. Unfortunately they didn't have tape recorders at that time. Ne yazık ki o zamanlarda yani tape yoktu, kayıt aletleri. Which could be a real shame, could be an advantage. Yani bu bir utanç verici bir şey de olabilir, bir avantaj da olabilir. But the real thing is that for 7 days, say 70 hours, Lord Chaitanya is speaking to Sanatana Goswami. Ama burada yani 7 gün boyunca 70 saat Sanatana Goswami ile konuşuyor Rab Chaitanya. Of that we just have the essence in Caitanya-caritāmṛta. Caitanya-caritāmṛta'da biz bu konuşmanın özetini veya özünü görüyoruz. We have just one chapter. Sadece bir bölüm boyunca devam ediyor. Actually part of a chapter. Yani hatta bir bölümün bir kısmı sadece. And you can read it in an hour. Ve bunu bir saat içinde okuyup bitirebiliyorsunuz. And what else was spoken? Peki bunun dışında ne konuşulmuştu? Rupa Goswami knows. Rupa Goswami biliyor. So it's a shame. Yani, it's a shame that's all lost. And then Sanatana Goswami, 1 month. Ve bu da gerçekten yazık. Yani çünkü geri kalan hepsi kaybolmuş durumda. Ve Sanatana Goswami bir ay boyunca. Lord Chaitanya did the same thing. He taught him for 1 month. Ve Rab Chaitanya ona da aynı şeyi yaptı ve ona bir ay boyunca öğretti. And we have few 3-4 chapters of that in Caitanya-caritāmṛta. Ve Caitanya-caritāmṛta'da bundan bahseden 3-4 tane bölüm var. But again, what else? That we don't know. Ama yine bunun dışında neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Lord Chaitanya also told Rupa Goswami that he should do certain things. Ve Rab Chaitanya Rupa Goswami'den belli şeyler yapmasını istedi. He said he should go live in Vrindavan. Gidip Vrindavan'da yaşamalısın dedi. Should excavate the lost places of Krishna's pastime. Ve Krishna'nın meşgalelerinin geçtiği yerleri kazıp bulmalısın dedi, ortaya çıkarmalısın. He should write scriptures on devotional service for the benefit of devotees. Adananların faydasına olması için adama hizmetiyle ilgili kitaplar yazmalısın dedi. And he should establish deities. Ve murtiler. And teach deity worship. Murtiler, murti ibadetini başlatmalısın ve bunu öğretmelisin dedi. So, this bhakti rasa amrita sindhu, bhakti rasa amrita sindhu.
sindhu. Bhakti rasa mirta sindhu. Bhakti rasa amrita sindhu. Okay, sindhu means ocean. Sindhu, okyanus demek. So, bhakti ras means the mellows of devotion. Bhakti rasta adammanın tatları demek. And the amrita means nectar. Amrita da nektar demek. So the ocean of the nectar of mellows of devotion to Krishna. Yani Krishna'ya olan adammanın tatlarının okyanusu. Now this is what this book is about. Yani bu kitap bununla ilgili. And as I said, it's quite a technical book. Ve daha önce belirttiğim gibi oldukça teknik bir kitap. It's not a book up with stories. Bu hikayeler içeren bir kitap değil. And it's not a philosophical book. Ve felsefi bir kitap da değil. In the sense that it's establishing and defeating philosophies. Yani bir felsefe ortaya koymuyor ya da başka felsefeleri yerle bir etmiyor. It just states things as they are. Sadece şeyleri olduğu gibi açıklıyor. And for example, it starts off by establishing, now what is bhakti? Ve şu şekilde başlıyor. Bir şey ortaya koyuyor. Bhakti nedir? And what he gives a definition of what pure devotional service is. Ve saf adanma hizmetinin ne olduğunu tanımlıyor. And that definition has its very detailed analysis. Ve bu tanımın da çok ayrıntılı bir analizi yapılabilir. By other acharyas have done that. Yani başka acharyalar var bunu yapmış olan. So he says, anyabilasita shunyam jnana karma adinavritam anukulyena krishna anushilinam bhaktir uttama. And I'll just explain this very, very briefly. Ve bunu çok kısa bir şekilde açıklayacağım. So, what is bhakti? Bhakti nedir? So, he says, anya avilasita sunyam. It is, well, let's start with the end. He says, Krishna anushilanam. Favorable activities for Krishna. Krishna'yı memnun edecek faaliyetlerde bulunmak. That anya abilasita sunyam, that have no mixture of anything else. Anya abilasita sunyam. They're not motivated. Those activities are not motivated by anything else. Anya abilasita sunyam, yani onların bu faaliyetleri yapmamızın başka hiçbir nedenin olmaması. And then hiçbir he gives examples. Karışmamış olması. Ve bunun örneklerini veriyor. Jnana, karma, like. Yani giyana gibi, karma gibi. Desire for liberation. Ya da özgürleşme arzusu gibi. Or desire for material enjoyment. Ya da maddi zevkler için duyulan arzu gibi. Or desire for some yoga perfection. Ya da bir yoga mükemmelliğine ulaşma arzusu gibi. So, anyabilasita sunyam giyana karma anavrittam. Anukulyena krishna anusilinam. That its only motivation is to give pleasure to Krishna. Yani yaptığımız faaliyetlerin tek amacı Krishna'yı memnun etmek olmalı. So in short, activities that are meant solely to please Krishna is called pure bhakti. Yani sadece Krishna'yı memnun etmek için yapılan faaliyetlere saf bhakti deniliyor. And then aside from that, there's also impure bhakti. Bir de saf olmayan bir bhakti var. Bunun yanı sıra. There's different types of bhakti that have some motivation. Farklı türde bhaktiler var. Onların da başka bir motivasyonu olabiliyor. I'm serving Krishna to get liberated. Ben özgürleşmek için Krishna'ya hizmet edebilirim. I'm serving Krishna to get rich. Zengin olmak için Krishna'ya hizmet ediyor olabilirim. I'm serving Krishna to be free from anxiety. Kaygılardan kurtulmak için Krishna'ya hizmet ediyor olabilirim. So these are not pure. Pure means I just want Krishna to be satisfied. Saf olan, bunlar saf değil, saf olan ben sadece Krishna'yı memnun etmek istiyorum. So, that's what bhakti is. Bhakti budur. And then Rupa Goswami goes on to describe many different aspects of
How does this bhakti or devotion manifest? Sonra Rupa Goswami örnekler vermeye devam ediyor. Bu bhakti nasıl kendini ortaya çıkarabilir, nasıl gösterebilir? I think last year I sort of explained somewhat some basics of bhakti. Geçen sene bhakti'nin bazı temellerinden bahsetmiştim. And at least there my point was that bhakti is not something that you do here. Orada benim vurgulamak istediğim nokta bhakti'nin bizim burada yaptığımız bir şey olmadığıydı. In other words, real bhakti is what Krishna's associates do in the spiritual world. Yani gerçek bhakti'nin aslında Krishna'nın beraberliğindeki kişilerin spiritüel dünyada yaptığı şey olduğunu söylemekte. And what we do here is a sort of a reflection of what they do there. Ve bizim burada yaptıklarımız aslında onların orada yaptıklarının bir tür yansıması gibi. And this pure bhakti is actually a potency of Krishna. Ve saf bhakti aslında Krishna'nın bir potansiyelidir. It's part of his Ladini Shakti. O onun Ladini Shakti'sinin bir parçasıdır. Or his eternal pleasure potency. Ya da onun ebedi zevk verme potansiyelinin. And that's why that what we are doing, it is not that we are generating bhakti. Yani bizim şu anda yaptığımız bhakti ortaya çıkarmak değildir. But rather by our activities, which are almost like an imitation. Yani neredeyse bir taklit gibi olan faaliyetlerimizle aslında yaptığımız şey. We want to ultimately be able to connect into that divine spiritual potency. Biz aslında bu yaptıklarımızda ilahi olan bu spiritüel potansiyele bağlanmaya çalışırız. I don't know how understandable that is. It may be a little difficult. Bu anlaşılır olmayabilir, belki biraz zor olabilir anlaşılması. And here, therefore, Rupa Goswami explains that well, there are different stages of development in these activities of sadhana. Yani sadhana'nın faaliyetleri söz konusu olduğunda Rupa Goswami bunun farklı seviyeleri olduğundan bahsediyor. But he points out that really devotion has three main categories. Gerçekten adamın üç farklı sınıfı var, kategorisi. It has this what we call devotional service and practice. Biz buna pratikteki adamla hizmet ediyoruz. Which has many different limbs or aspects. Bunun da birçok farklı boyutu ve kolu var. He lists 64. O 64 tanesini listeliyor. And then these are sometimes condensed into 9 most important. Bunlar bazen 9 tane daha önemli olan için yoğunlaştırılıyorlar. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, chanting, hearing. Loving devotion. Yani sevgi dolu adamla hizmet. As I mentioned, the perfect devotion of Krishna's associates. Yani Krishna'nın beraberliğindekilerin mükemmel adamma şekli. Then there is sort of almost perfect. Ve sonra da neredeyse mükemmel olan geliyor. Which is called Bhava Bhakti. Buna da Bhava Bhakti deniliyor. And the common feature of both of these is that they are transcendental. Ve bu ikisinin de ortak niteliği, ikisinin de transcendental olmaları. And then practice. Sonra pratik. Which is called sadhana bhakti. Yani pratik edilen adamma geliyor. Bu da sadhana bhakti. Or from the bottom up, it's sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Ya da aşağıdan yukarı gidecek olursak sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti geliyor.
The sadhana bhakti has different divisions. Sadhana bhakti'nin farklı bölümleri var. And those I will just mention. Bunlardan bahsedeceğim. And he describes those elaborately. Ve bahsetmiştim ve onları ayrıntılarıyla açıklıyor. But everything, as we've been talking for the last few days, everything requires qualification. Ama birkaç günde bahsettiğimiz, üzerine konuştuğumuz her şey belli bir niteliği gerektiriyor. So, what is the qualification for pure devotion? Saf adanma hizmeti için gerekli olan nitelik nedir? Okay, that was a question. Bu bir soruydu. Samimiyet. Sincerity. What else? Someone else? Başka? Real love. So, but real love is the goal. Yani bu bizim amacımız, ulaşmak istediğimiz amaç. How can it be the qualification to start? Bu nitelik olamaz. Yani amaç o. Faith, humility, surrender. No, just faith. Sadece inanç. What kind of faith? Peki nasıl bir faith? Unflinching. Yeah, he said pure faith. Saf bir inanç. For pure devotion, you have to have pure faith. Yani saf bir adanma için saf bir inanca sahip olmanız gerekiyor. Because there's such a thing as impure faith. Çünkü yani saf olmayan bir inanç da var. My faith is mixed with so many other conditions. Yani benim inancım birçok farklı koşulla karışmış olabilir. So, impure faith, you cannot build pure bhakti on that. Yani saf olmayan bir inancın üzerine saf bhakti'yi kuramazsınız. One needs pure faith. Saf bir inanca ihtiyacı vardır insanın. What is pure faith? Peki saf inanç nedir? How is pure faith defined? Saf olan inanç nasıl tanımlanabilir? Who thinks they have faith in Krishna? Kim Krishna inancı olduğunu düşünüyor? Okay. Yeah, I mean you're all here. Evet, hepiniz buradasınız sonuçta. So you have faith. Sizin inancınız var. Now tell me what faith is. Peki inancın ne olduğunu söyleyin şimdi bana. Faith in process. Faith in process. No, what more? What is faith in? Yani daha fazlası gerekiyor. Have faith in process, faith in Krishna, faith in Guru, faith in... Is that just saying faith is faith? Faith is... Bu inanç, inanç demek gibi. What Krishna says is true. What Krishna says is true. Absolute true. Krishna'nın söylediği şeyler doğru. Someone say something. Surrendering without inquiring. Surrendering without inquiring? No. Hayır. Instructions. Following the instructions. No. Hayır. Beklentisiz olmak. Güvenme. Without not having expectations. No. Go shop. Go. No. Shall we go? What did he say? His plan is better than yours. Bunu kabul etmek, onun planı seninkinden daha iyi oldu. No. Okay, hayır. let's save time. Yani tamam, biraz zamandan tasarruf edelim. I don't think at least I didn't hear anyone quite say it. The definition is there. Of course, it's there in Caitanya-caritāmṛta. Caitanya-caritāmṛta'da bu tanım var. So he says śraddha-viśvās. Śraddha-viśvās. Is a very strong conviction. Çok güçlü bir ikna olur. That if I depend on Krishna. Eğer ben Krishna'ya dayanırsam, he will take care of whatever I need. O ne ihtiyacım varsa bununla ilgilenecektir. Not what you want. Yani istediğim şeylerle değil. What you need. İhtiyacım olan şeylerle. So it's very important, isn't it? Because we're talking about faith, we're talking about bhakti. It's important to know what it is that we're talking about. Bu önemli
Çünkü biz inanç hakkında konuşuyoruz, bhakti hakkında konuşuyoruz. Bunun ne olduğunu bilmek önemli. Shuddha Vishwas, Shudhidra Nishchoy, Krishna come, that simply by serving Krishna, all my necessities of life will be taken care of. Şuna inan, yani şunu düşünmek, sadece Krishna hizmet etmek de benim hayatta ihtiyacım olan her şey karşılanacaktır. That was, once again, not the things that I need, but I just depend on Krishna. Yani tekrar söylemek gerekirse, ihtiyacım olan şeyler değil, yani istediğim şeyler değil, ama ben sadece Krishna'ya dayanıyorum. And if I end up living under a tree, then that's Krishna's mercy. Yani eğer ben sonunda bir ağaçta yaşamaya başlarsam, bu da Krishna'nın merhameti. If I live in a palace, that's Krishna's mercy. Yani ben bir sarayda yaşıyorsam, bu da Krishna'nın merhameti. But this dependence that I don't depend on anyone or anything else. Ama bu şu anlama gelir, ben başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye dayanmıyorum Krishna'nın haricinde. I don't depend on any demigod. Herhangi bir yarı tanrıya dayanmıyorum. I don't depend on any person. Başka birinden bir şey beklemiyorum. My soul, in fact, I don't even depend on any other incarnation of Krishna. Hatta Krishna'nın herhangi başka bir enkarnasyonuna dahi ben dayanmıyorum. No demigods, no Lord Ramachandra, just Krishna. Ne yarı tanrılar, ne Rab Ramachandra, sadece Krishna. That's Krishna bhakti. Bu Krishna bhakti. You want to depend on Ramachandra, that's Rama bhakti. Eğer Ramachandra'ya dayanmak istiyorsan bu Rama bhaktidir. So other people may play a role in my life. Başka insanlar benim hayatımda bir rol oynayabilirler. But I'm dependent only on Krishna. Ama ben sadece Krishna'ya dayanırım. Okay, but we need to sort of move on, but it's important, isn't it? It has yani to be very clear. What is this faith? And this faith now is our qualification for bhakti. And if the qualification is not there, then the faith is really not there. Yani bu bizim aslında bhakti için gerekli olan niteliğimiz, inanca sahip olmak. Bu önemli değil mi? Eğer inanç yoksa and the faith can be mixed or it can be impure. Ve bu inanç da karışmış olabilir. Well, I depend on Krishna, but I also depend on so many other things. Yani bir kişi şöyle düşünebilir, tamam ben Krishna'ya dayanıyorum ama başka birçok kişiden de birçok şey bekliyorum. But no, this Krishna concept, Krishna is my only protector and Krishna is my only provider. Yani bu şöyle düşünmek demek, Krishna beni koruyacak olan tek kişidir ve bana bir şeyler sağlayacak olan da tek kişidir. It's a very nice concept. Bu çok hoş bir kavram. So Narupa Goswami builds on this and he points out the different stages of bhakti. Ve Rupa Goswami buna dayanarak bhakti'nin farklı seviyelerinden bahsediyor. Well, we went past our break time. Ara zamanımızı geçtik. So we'll just continue and we got only 25 minutes. Yani 25 dakika kaldı, o yüzden ara vermeden devam edeceğiz. So he says, all right, now you have this shraddha. Tamam diyor, şimdi bu shraddha'ya sahipsiniz. And that faith is the first, it's the only qualification for bhakti. Ve yani bu inanç da bhakti için gerekli olan tek niteliktir. You don't have to have instructions to pure devotion, those things, the eradication of those things. Yani sap adanma için gerekli olmayan ve engel olan şeyler bunlar ortadan kaybolurlar. And that's to do also with our past karma. Ve bu aslında bizim daha önceki karmamızla da ilişkilidir. Now interestingly, karma is a relatively easy thing to become free from. Yani ilginçtir ki karma aslında oldukça kurtulması kolay bir şeydir. What becomes more difficult to eradicate are the obstructions that we cause for ourselves in the practice of bhakti. Ama ortadan kaldırılması daha zor olan ve bilip bhakti pratiğimizi engelleyen başka şeyler vardır. And I'll try to touch on that. Ve bunun üzerine konuşmak, buna dokunmak istiyorum, buna değinmek. So, adosharat saz sanga bhajanakri anartha nivritti. So, eradication of impure things. Yani sap olmayan şeylerin ortadan kalkması. And how do you know that these burdens are being lifted from your heart?
Peki bu şeylerin, bu ağırlıkların kalbinizden kaldırıldığını nasıl bilebilirsiniz? Well, how do you know when you're carrying a load on your back and someone takes the load off? Yani nasıl sırtınızda bir yük taşıdığınızda ve bir kişi bunu aldığında sırtınızdan bunu fark edebiliyorsunuz? You start to feel light. Yani bu yük kalktığında daha hafif hissedersiniz. Light in, as in weight, not in color. Yeah, you start to feel light. You start to feel elated. Yani hafif hissetmeye başlarsınız. Start, açık renkli anlamında değil. You start to feel good. Yani iyi hissetmeye başlarsınız. Krishna, Gita Krishna says, Shushukam. So you start to feel happy. Yani Gita'da Krishna Shushukam diyor. Yani mutlu olmaya başlarsınız. So these are coming as the burden of karma becomes removed. Many good things start to happen in the life of a devotee that they experience. Karmanın yükü o kişiden kalktıkça bir adamın hayatında deneyimlediği birçok iyi şey olmaya başlıyor. And Bhagavatam also says that the interesting thing of bhakti is that transcendental knowledge comes. Bhagavatam'da bhakti ile ilgili ilginç olan şeyin şu olduğu söyleniyor. Transcendental olan bilgi geliyor. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Priyojita Janayati Ashu Vairagyam Jnanam. So he says, just by practicing bhakti, knowledge and detachment automatically come. Burada şöyle deniyor, bhakti pratiği yapıldığında bilgi ve bağlardan kopma otomatik olarak gerçekleşir. So things that are in the Bhagavad Gita without reading the Bhagavad Gita, although we should read the Bhagavad Gita, that knowledge will come just by serving Krishna. Yani Bhagavad Gita'da yazılan şeyler, Bhagavad Gita'yı okumasak da, ki okumamız yani tabii ki önemlidir, ama bunlar Krishna'ya hizmet ettiğimizde geleceklerdir. And when we become free from a good percentage of this past karma. Ve bu geçmiş karmaların büyük bir çoğunluğundan kurtulduğumuzda, then we become sort of stable or steady or firm, nishta, in devotional practice. O zaman biz adamla hizmetinde nişta seviyesine gelir. Yani kararlı oluruz, sabitleniriz. In other words, it's no more up and down. Yani artık inişler çıkışlar olmamaya başlar. Some days it's good and some days it's bad and some days chanting is good and some days I can't even pick up my beats. Bazı günler iyi, bazı günler kötü olmaz artık. Yani bazı günler japamı çok iyi yapıyorum, bazı günler hiç elime tesbih alamıyorum bile demeyiz. And as one in this sort of very undisturbed and fixed condition of bhakti, then one quickly awakens ruchi or real taste. Ya bu şekilde rahatsız edilmeden yani sekteye uğramadan devam eden bir pratikte kişi ruchi'yi uyandırmaya başlar. Taste means that I can sit and read Bhagavatam all day long. Yani ruchi yani tat şu anlama gelir. Ben oturup bütün gün boyunca Bhagavatam okuyabilirim. I can chant without my mind going anywhere. Ve zihnim herhangi bir yerde dolaşmadan bütün gün boyunca mantra söyleyebilirim. And one has real attachment for the activities of devotional service. Ve kişi adanma hizmetinin faaliyetlerine gerçek anlamda bir bağlılık duymaya başlıyor. The problem is not finding time to read. Yani okumak için zaman bulamıyorum gibi bir problem olmaz. The problem is finding time for my household duties. Yani ben okumak için zaman bulamıyorum demeyiz. Ev işleri için zaman bulamıyorum demeye başlıyoruz. In other words, it becomes life. This is my life. Yani bu benim hayatım olmaya başlar. Hayat budur. And then beyond that comes attachment. Ve bunun ötesinde de bağlanma gelir. Attachment to Krishna. Krishna'ya bağlanma. So what we call love, bizim sevgi dediğimiz şey, what we experience, that emotion that we experience more or less to its highest degree, yani o hissettiğimiz duygu en üst seviyesine kadar, that material attraction, material affection, that is called asakti or attachment. Yani bu maddi olan duyguya asakti denilir, yani bağlanma denilir.
And then beyond this, Rupa Goswami says that you have to gain entrance into the transcendental realm by mercy. Ve bunun ötesinde Rupa Goswami transcendental olan mekana gidebilmek için merhamete ihtiyacımız vardır der. Mercy of the guru or by the mercy of Krishna or by the mercy of the holy name. Gurunun, Krishna'nın veya kutsal isimlerin merhametine ihtiyaç duyarsınız. But it requires a touch of Krishna's internal potency. Ama Krishna'nın içsel potansiyelinin buna değmesi gerekir, dokunması gerekir. That really activates the eternal love that's within our hearts. O dahil olduğunda içimizdeki bu ebedi olan sevgiyi uyandırabilir. So with the sadhana bhakti, this is as far as you can go. Yani sadhana bhaktiyle buraya kadar gelebilirsiniz. Over and beyond that, mercy has to descend. Yani bunun ötesinde merhametin aşağı inmesi gerekir. And you can read Prabhupada's books, what it takes to get that mercy to descend. Ve Prabhupada'nın kitaplarında da bu merhametin elde etmek için ne yapılması gerektiğini okuyabilirsiniz. So without that mercy, our bhakti, our devotion at its best is in the mode of goodness. Ve bu merhamet olmaksızın yaptığımız bhakti en iyi durumda erdem modunda olabilir. So Rupa Goswami spends a lot of time and dedicates a lot of his book to speaking about Krishna. Rupa Goswami birçok kitabını Krishna üzerine konuşmak için adıyor. And Krishna's unique 64 qualities. Ve Krishna'nın kendine özgü olan 64 niteliği üzerine konuşmaya. Those qualities that make him the supreme personality of Godhead. Bu nitelikler onu Tanrı yüce şahsı yapan niteliklerdir. And explains that even Lord Narayan only has 60 of those qualities. Ve Rab Narayan'ın dahi bu özelliklerin sadece 60'ına sahip olduğu söylenir. And at this point he enters into a real analysis of what actually makes bhakti work. This is where it really gets technical. Up to now it's been easy. Bu noktada da bhakti'nin nasıl çalıştığının teknik bir analizine girer. Bu noktaya kadar görece olarak kolaydı. So he talks about, well, what is it that inspires us to devote ourselves to Krishna. Peki kendimizi Krishna'ya adama konusunda bize ilham veren şey nedir? Once you have faith, once you have bhakti. Yani bhaktiniz ve inancınız varsa. So by this we talk about, for instance, what is called udipan, or what are those things that inspire and make our bhakti grow. Bu noktada udipandan bahsediliyor. Yani bhaktimizle ilerlemesine ilham veren, büyümesine ilham veren şeyler nelerdir? For instance, Krishna's beauty. Mesela Krishna'nın güzelliği. Or Krishna's playing his flute. Ya da Krishna'nın flütünü çalması. I don't know how that works, since we may not necessarily hear how Krishna plays his flute. Bu da nasıl işe yarıyor bilmiyorum çünkü Krishna'nın flütünü çaldığını duyamıyoruz. The fact that Krishna plays the flute is itself inspiring. It becomes udipan. It's like an inspiration. Or yeah. Krishna'nın flütünü çalıyor olmasını bilmek impetus. Bile bu bile bize ilham verir. It's an impetus udipandır. To increase our devotion for him. Yani bu bizim adanmamızı yükselten, arttıran bir unsurdur. Krishna's friends. Krishna'nın arkadaşları. So there are these particular technical features of bhakti, and how bhakti also appears or manifests itself. Bunlar bhakti'nin teknik özellikleri ve bhakti nasıl ortaya çıkıyor bunu anlatıyor. Vibhav, anubhav, sanchari bhav, vyabhichari bhav. These are different types of emotions, because ultimately bhakti is the science of spiritual emotion. Bunlar farklı duygulardır. Çünkü bhakti nihayetinde spiritüel duygularla ilişkilidir. So, I mean, you can say psychology is about the workings of the mind. Psikolojinin zihnin işleyişiyle ilgili olduğu söylenebilir. But if we sort of make it very broad,
description, you could say that bhakti is about the emotions that awaken. What is it that makes our emotions for Krishna increase more and more? Ama bu tanımı genişletecek olursak, bhakti aslında bizim Krishna'ya duyduğumuz duyguların nasıl gittikçe daha fazla artabileceğiyle ilgilidir. And we know that emotions are not just some uniform thing. You just don't. Emotion is not one thing. Ve yani duygu dediğimizde de tek bir şeyden bahsediyor olmayız. There are different types of emotions. Farklı türde duygular vardır. There's fear. Fear is an emotion. Korku, bu bir duygu. And elation or happiness is an emotion. Ve mutluluk da bir duygu. These can all be experienced in relationship to Krishna also. Ve tüm bunlar Krishna ile ilişkili olarak da deneyimlenebilir. Right now we experience a host of emotions in relationship to different material things. Biz şu anda farklı maddi şeylerle ilişkili olan duygulara sahibiz. And because time is short, evet, zamanımız kısaldığı için, Rupa Goswami, of course, talks about the different relationships that you can have with Krishna. Ve Rupa Goswami, Krishna ile kurabileceğiniz farklı türdeki ilişkilerden bahsediyor. Because ultimately, bhakti is about establishing your relationship with Krishna. Çünkü nihayetinde bhakti sizin Krishna ile olan ilişkinizi kurmanızla ilgilidir. And the relationships, there are five primary relationships. Ve beş tane ana ilişki türü vardır. And there are seven secondary relationships. Ve yedi tane de ikinci türde ilişki vardır. And you know the primary relationships, we live with them here in the world. Ve bu bilincil olan ilişki biçimlerini biliyoruz. Bu dünyada da bunları yaşıyoruz. We sort of neutral, impartial relationship. Yani nötr diyebileceğimiz kısmi olan ilişkiler. Very passive relationship. Yani çok pasif ilişkiler. And then there's servitude. Sonra da hizmetkarlık ilişkisi. To serve. Servant serves master. Yani bir hizmetkar ve efendi arasındaki ilişki. You're working for somebody. Birisi için çalıştığınızda and then there's friendship. Sonra arkadaşlık ilişkisi. So that we all experience. Biz hepimiz bunu da deneyimliyoruz. Then beyond friendship, then there's what's parental relationship. Sonra arkadaşlıktan sonra anne baba ilişkisi gelir. Fraternal, maternal. Yani anne ile baba ile olan ilişki. And the maternal one being stronger. Ve anne ile olan ilişkimiz daha güçlüdür. Relationship that the children have with the parents and the parents with the children. Yani çocukların anne babasıyla ve anne babanın da çocuklarla olan ilişkileri. And then there's relationship between a husband and a wife. Sonra bir karı koca arasındaki ilişki biçim vardır. So these are all reflections of relationships that one can have with Krishna. Ve bunlar bir kişinin Krishna ile kurabileceği ilişkilerin bir yansımasıdır. These are material and that is spiritual. Burada kurduğumuz ilişkiler maddidir, oradakiler ise spiritüeldir. So, how do these relationships work? Peki bu ilişkiler nasıl çalışır? What are examples of these relationships? Bu ilişkilerin örnekleri nelerdir? And Rupa Goswami talks about how is your relationship with Krishna awakened? Ve Rupa Goswami Krishna ile olan ilişkimizin nasıl uyandığından bahsediyor. How do I know what is my relationship with Krishna? Nasıl bilebilirim Krishna ile nasıl bir ilişkim olduğunu? The immediate question is that in the conditioned state you do not know. Yani bu sorunun cevabını koşullu haldeyken veremezsiniz. In the liberated state one starts to know. Ve özgürleşme aşamasından sonra kişi bunu bilmeye başlar. But there's something we have to do in as devotees in practice. Ama bizim bu yani pratik yapan adananlar olarak bilmemiz gereken bir şey. And that is that we have to hear about these relationships. Yani biz bu ilişkiler hakkında duymalıyız. We spoke about this yesterday. Bunun hakkında dün konuşmuştuk. And this is what distinguishes hearing about Krishna from even hearing about Krishna's incarnations. Ve bu da Krishna hakkında ve onun enkarnasyonu hakkında duymanın farkıydı. Hearing about Krishna's incarnations is for our purification and our spiritual development.
Krishna'nın enkarnasyonları hakkında duymak bizim ilerlememiz ve aramamız içindir. But developing our relationship that is with Krishna. Ama ilişki geliştirmek istediğimiz kişi Krishna'dır. Krishna anusilanam bhakti ruttama. This is what bhakti is. Bhakti bu anlama gelir. And therefore those 90 chapters of the Śrīmad-Bhāgavatam are what we are meant to hear. Ve o yüzden Bhagavatam bu 90 bölümü aslında duymamız gereken kısımdır. And by hearing gradually a natural attraction to a certain type of relationship will grow. Ve duyduğumuzda yavaş yavaş belli bir tür ilişki biçimine karşı çekimimiz artacaktır. Whether that's our relationship or not, we will know once we get to the transcendental platform. Ama transcendental düzeye geldiğimizde ancak bizim ilişkimizin bu olup olmadığını biz bileceğiz. But in short, without hearing about Krishna, how do you develop a relationship with someone that you don't know? Ama özetlemek gerekirse, yani eğer Krishna hakkında duymazsak, yani tanımadığımız bir kişiyle nasıl bir ilişki geliştirebiliriz? If you don't know him, you just talk about him. Yani eğer onu bilmiyorsanız, o zaman onun hakkında konuşun. So, we're meant to know Krishna, and Rupa Goswami gives many, many wonderful little anecdotes about Krishna's qualities, Krishna's different relationships with his devotees. Rupa Goswami birçok hikaye anlatıyor. Onun Krishna'nın nitelikleriyle ilgili ve farklı adananlarla ilişkileriyle ilgili. So, you know, if our sadhana is broken down into a simple sentence. Eğer bizim sadhanamızı basit bir cümleye indirgemek gerekirse. It's chant Hare Krishna and hear about Krishna. Yani Hare Krishna mantrasını söyle ve Krishna hakkında duy. That's what our business is. Bizim işimiz bu. Hear about Krishna and Krishna's pastimes. Krishna hakkında duymak ve onun meşgalelerini duymak. And Caitanya Mahaprabhu gives this very nice example. Ve Caitanya Mahaprabhu çok güzel bir örnek veriyor. He says, just like people become strong by eating grains. Aynı insanların tahıl yiyerek güçlenmeleri gibi. Similarly, devotees become nourished and they become spiritually strong by hearing about Krishna's pastimes. Adananlar da aynı şekilde Krishna'nın meşgalelerini duydukça güçlenirler. And then there's a continuation to this book. Ve bu kitabında bir devamı var. And it's a very focused book. Ve çok odaklanmış bir kitap. It focuses further on one relationship. Ve bu kitapta da tek bir ilişkiye odaklanılıyor. And it focuses on the relationship of this married devotion, this loving devotion to Krishna. Ve o da bu sevgi dolu adamlığa odaklanmış durumda, Krishna'ya duyulan. Man-woman relationship. Kadın erkek ilişkisi. Krishna and the gopis. Yani Krishna ile gopiler arasındaki ilişki. Krishna and his queens. Krishna ile kraliçeler arasındaki ilişki. That becomes another book. We're not going to obviously go into that. Yani bu bir başka kitabın konusunu oluşturuyor. Biz bu kitaba girmeyeceğiz. That is called Ujvala Nilamani. Bu da Ujvala Nilamani. So, Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhu. It's really an ocean. Bu gerçek bir okyanus. And the terms, the terminology, the mechanism is it's like studying engineering. Yani burada kullanılan terimler, terminoloji, mekanizma aynı mühendislik çalışmaya benziyor. Or it's like physics or chemistry. It's really scientific. Yani ya da fizik ya da kimya okumaya benziyor. Gerçekten bilimsel. Well, Prabhupada said it'd be good if we memorized it. Prabhupada bunu ezberlememizin iyi olacağını söyledi. But at least if we didn't memorize it, we should read it. Ya da ezberleyemiyorsak da en azından okumamız gerekiyor. And we should know such very basic things as what is the qualification for bhakti?
Ve bu temel şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bhakti için gerekli olan nitelik nedir? And what is the definition of faith? Ve inancın tanımı nedir? And what is the definition of pure devotion? Ve saf adanmanın tanımı nedir? And what's the definition of loving devotion? Ve sevgi dolu adanmanın tanımı nedir? And what are the stages in practicing devotion? Ve pratik halindeki adanmanın aşamaları nelerdir? And what are the symptoms of those stages? Ve bu aşamaların belirtileri nelerdir? So, Shraddha Rati Bhaktir Anukramishyasi. According to certain authorities, belli otoritelere göre, bhakti begins at the stage of nishtha. Bhakti nishtha seviyesinde başlar. These other things of getting rid of our problems. Bu diğer şey yani problemlerden kurtulmak. And learning what the basics of Krishna consciousness are. Ve Krishna bilincinin temellerinin neler olduğunu öğrenmek. They're by certain Vaishnavas not really considered to fall into the category of sadhana. Sadhana begins at nishtha. Belli Vaishnavalar bu sadhana tanımına uymuyorlar. Bu ancak nişte seviyesinde başlıyor. And Śrīla Prabhupāda says in the beginning of Bhagavatam very similar thing. Ve Śrīla Prabhupāda Bhagavatam'ın başında çok benzer bir şey söylüyor. Said that it's a very dangerous thing to remain a kanishta adhikari or a beginning devotee. Yani Śrīla Prabhupāda başlangıç seviyesinde bir adanan olarak yani kanişta adhikari olarak kalmanın çok tehlikeli bir şey olduğunu söylüyor. That is someone who is not steadily fixed. Yani sabitlenmiş olmayan, kararlı bir hale gelmeyen bir kişi. So he says one should very quickly come to the stage of an intermediate devotee, madhyam adhikari. Yani kişinin çok hızlı bir şekilde orta seviyedeki bir adanın seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyor. So Madhyama adhikari olması gerektiğini. This is what it's described. Śrāddha Rati Bhakti. Śrāddha Rati Bhakti. Burada tanımlanan şey bu. Okay, thank you very much. We had no break. And tomorrow we'll try to do our Caitanya-caritāmṛta and also sort of summarize things a little. Çok teşekkürler. Ara vermeden yaptık bugün dersi. Yarın Caitanya-caritāmṛta üzerine konuşacağız ve bugüne kadar konuştuklarımızın da bir özetini yapacağız. Jai Śrīla Prabhupāda ki. Jai. Sonis Chivaram Swami Maharaj ki. Jai.